Yani toplantı alınması için verilen teklif olduğunu söyledi. Ama imar planı değişikliğiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teklifi okudu. Meclisimizin etkin olması konusunda bir görüş beyanı ve bu konularda çalışmalar vardı. Temenni ediyorum ki bugün bu toplantıdan sonra grup başkan vekilleri de bir araya gelerek meclisimizin daha etkin olabilmesi için yapacağı program ve çalışmaları ortaya koyacaktır. Ayrıca yalnız hangi hizmet yapıldı yapılmadı şekliyle değil, olmasını istediği projelerin de hayata geçmesi konusunda bu konuda belediyemize, idaremize görüş beyan edeceklerdir. Kent içinde olduğu kadar Mericiler Mahallesi'nde çöpler yerlerde, çöp konteynerleri yıkanmıyor, kokuyor ve İskenderun gerçekten kent olmaktan çıkmış ve ilgisiz bir halde kaderine terk edilmiş bir görünüm arz ediyor. 2015 Kasım ve Aralık ayları içinde İller Bankası'ndan 2016, 17 ve 18 yılları için borçlanma yetkisi bu meclis verdi. 72 milyona yakın bir borçlanma. Bu borçlanmanın yaklaşık tamamına yakını, benim hesapladığım kadarıyla 4 tane ihale neticelendi. 50 milyona yakın bir ihale, %20 artışta 60 milyonluk bir ihale bedeli, 3 yıllık. Bunlarla ilgili bizlerin grup başkan vekillerinin ortak imzasıyla yatırım ve harcamaları takip ve yönetim komisyonu kurulmasına dair bir önergemiz olacak. Bu firmayla çok yakın zamanda bu firma aynı şekilde Arsuz ve Belen'de çalışma yapmış Sayın Başkanım. Parke asfaltta beton asfalt tabakası yapılması ile ilgili 83 TL'ye Büyükşehir'e arada mesafe olmasına rağmen bir fiyat verilmiş. Geçen hafta tesadüf Arsuz'la da bu firma bir sözleşme yapmış. Büyükşehir'e 83 lira verdiği asfaltın fiyatını Arsuz'a 105 TL'ye vermiş. Sanırım bizde de o civarda bir şey olması lazım. Konuyu siz fiyatlandırmayı biliyorsanız meclisi bilgilendirmenizi istiyorum. Bu aynı firma asfalt kazma makinesiyle her cins bitümde kaplamaların fiyatlandırmasını Büyükşehir'de 1 TL'ye vermiş. Bizde sanırım 50 TL'nin üstünde bir fiyat vermiş. Bunlara Büyükşehir'e daha yüksek yapması gerekirken İskenderun Belediyesi'ne daha yüksek yapıyor ve Büyükşehir'e daha düşük yapıyor. Bununla ilgili meclisi bilgilendirmenizi rica edeceğim Sayın Başkanım. Fabrika var. Arıtmadan çıkan dışkılar direkt fabrikaya verileceği yerde 10 yıldan beri, belki de 12-13 yıldan beri, Mete Bey'den beri gelmiş. Bu dışkıları arıtmadan çıkan, Rauf Dektaş'ın oradan çıkan dışkıları, o pis kokuları, pis dışkıları, orada lota atmışlar. Bugün oradaki lotta gidip hep beraber bakalım, belki 50 bin, 80 bin ton dolmuş. Üstü kabuk bağlamış, en ufak bir yağmurda yarılıyor, sızıntı yapıyor, koku felaket. Yani oradaki adliye uzmanı da, savcısı da, tepeler de, ne bileyim ben, oradaki vatandaşlarımız haklı olarak Şahin Tepesi'ne şikayet ediyor. Oradaki kokunun giderilmesi için o lotun boşalması lazım. Tonu 35 lira, 30 lira, 40 lira her neyse Büyükşehir'le yapılan anlaşmada, Rami ile yapılan anlaşmada. Büyükşehir diyor ki arkadaş 2014 önce bunlar döküldüğü için ben bunların parasını ödemem. Fabrika diyor ki ben bunları alayım, gübre yapayım, enerjiye çevireyim, şuna buna çevireyim, o şeyin boşalması lazım, lotun boşalması lazım. Tabii şimdi biz de Büyükşehir'de diyoruz ki arkadaş buna benim bütçem yetmez, sen aktifiyle, pasifiyle her şeyi alıyorsun. Yani borcu olmayan üniteleri de alıyorsun. Bu toplumsal bir olay. 2014'ten önce dökülmüş olabilir, Büyükşehir'den önce dökülmüş olabilir ama oradaki lotun içerisinde en az taşma oranını yok edecek kadar alıp fabrikaya aktarılması lazım. Üzerine de dolguyla, betonla veya şeyle, toprakla, moprakla onu kapatmamız gerekiyor. Ama sıfırlanmış. Üstüne dolgu yaptığın zaman o akacak. Bütün şehre doğru akacak. Bütün mesele bu. Giden vali de çağırmıştı Büyükşehir'i. Biz de oturduk, şunu bunu yaptık ama bir türlü anlaşma zemini bulamadık. Sen önceki, şu andaki dışkıların hepsi arıtmaya gidiyor arkadaşlar. 2014'ten önce oralar dolmuş. Bunları fabrikaya aktarman için tonuna belli bir para istiyorlar.
Fabrika sahibi ben bedava almam diyor. Büyükşehir de diyor ki benden önce olmuş diyor. 2014'ten önce diyor. Ben buna bütçe ayırmam diyor. Biz de diyoruz ki İskenderun Belediyesi, Valilik, Emlitek, Katı Atık Birliği, Büyükşehir oturalım. Cüzi de olsa bir fiyat tespit edelim. Bunları boşaltmadığımız müddetçe oradaki kokunun yok olması mümkün değil.